firması 35 yıllık. 35 yıllık. Yıl evet, yaklaşık 30 yıldan beri boş. Burada NATO yetmiyor. Faaliyet göstermiş. Gösterdi tabii. NATO askerleri vardı burada. Yani bak nizami girişimiz gibi böyle şimdi şeyler gözükmeyi tut. Nöbetçi kulübelerini göreceğiz. Yani iki tarafta sağda. Evet. Kayalara bak ya. Öf, ne biçim korktum. Keçi toplamış burada. Koyun keçi. Gidebilirsin de soldan. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı ve değişik bir yere geldik. Sağ olsun Gökhan arkadaşımız da bize eşlik etti bugün. Burayla ilgili kendisi kısa bir bilgi verecek. Burası eski bir NATO'ya ait bir bina. Daha doğrusu binalar var. Şu anda sadece bir tanesinin önüne geldik biz. Daha doğrusu buraya ben dün iki gündür Çanakkale'deyim. İlk geldiğim gün adada bir çekim gerçekleştirdim. Ertesi günü Çanakkale'nin şehitliğin olduğu yerde bir çekim gerçekleştirdim. Orada da bana Levent eşlik etmeye başladı. Bugün de kardeşimle beraber eşlik etmeye başlayacak. Burasıyla ilgili kısa bir bilgi verirsen bize. Tabii. Öncelikle Bilinmeyen kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burası eski bir NATO binası. Yaklaşık 30-35 yıldan beri atıl vaziyette terk edilmiş bir vaziyette kalan ve artık dökülmeye, yıkılmaya yüz tutmuş bir yer. Arkadaşımız böyle bir size gösterebilir isterse. Tam zirvede. Arkadaşlar burası tamamıyla burunda kalıyor. Yarım ada gibi. Tam burunda kalıyor burası. Burada kaç tane bina olduğunu biliyor musun? İrili ufaklı 5 tane var. Küçük ve büyük olmak üzere. Aynen, dağınık bir vaziyette. Evet. Hatta girişte askerlerin bekleyeceği, nöbet bekleyeceği yerler de var. Herhalde şurada da bir bina var. Evet, orada da var. Orada uçak pisti de var. Helikopter iniş pisti var. Onu da hepsini göreceğiz. Ya burada NATO'nun ne alaka? Denizaltı geçişleri buradan kontrol ediliyordu. O yıllarda. NATO kurulduktan sonra buraya anlaşma, Türkiye ile anlaşmalarını yaptıktan sonra. Şu deniz ne? Hangi deniz oluyor değil mi? Marmara. Marmara? Marmara Denizi. Burası Marmara Denizi. Bir arkada mı kaldı? Tabii. Burası Marmara Denizi. Karşısı Avşa Adası. Avşa Denizi. Yani bir de bir Avşa. Evet. Buradan yakın. Buradan yakın. Evet. İstanbul'dan yakın. Deniz üzerinden gidersiniz yakın. Evet.
Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Biz buraya gündüz geldik çünkü yolları bilmediğimiz için ya da nasıl bir yerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için gündüz geldik. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Bu videoda iki ayrı video olacak büyük bir ihtimal. Aşağıda da büyük bir şato gibi bir malikane var. Oraya da gireceğiz. Girebilirsek tabii. Şimdilik bekleyelim. Arkadaşlar bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Zaten gündüz çekimi yapmıştım. Geldiğimiz yerle ilgili kısa bir bilgi verdim. Şimdi şu anda arkamızda bulunmuş olduğumuz yer, burası baz istasyonunda belirtiliyor ama baz istasyonu değil burası. Telefonlarla ilgili bir baz istasyonu. Büyük bir ihtimal bu buradaki yerel denizaltılarla ilgili. Gökhan zaten bilgi verecek şimdi. Yani bu gemileri bulmayla ilgili ya da bir sonar monar bir olay var burada. Başka bir baz istasyonu yani bu. Evet. Burada sen daha iyi bildiğin için senin anlatman daha mantıklı olur. Burası NATO binasında bulunan sistemlerin ve aynı zamanda denizaltıları kontrol etmek için, geçişlerini görebilmek için sağladıkları veri akışlarını bu sistem üzerlerinde. Burası bir sistem odası diyebiliriz. Aynı zamanda da vericilerin bulunduğu yer. Şu an oradayız. Aynen öyle. Şu anda vericinin olduğu yerdeyiz ve bu binaya daha hiç girmedik. Bunu gördük aslında ama NATO binasının oraya arabayı çektiğimiz için buraya gelmedik yani. Biraz uzak burası. Yürüme mesafesi var. Abi devam edelim. Bir önce baktığımda girişimden sonra buradan girişimden anlatıyorum. Bu arada arkadaşlar burası Çanakkale. Şu anda Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin bir ilçesindeyiz. Biraz doğrusu öyle söyleyeyim. Etrafımız komple suyla çevrili. Hadi sen biraz bize yaklaşsa ben hiç önümü görmüyorum. Işığa bakınca kör oluyor. Gel 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 ışığı tut. Hiçbir şey görmüyoruz. Tut ışığı. Hayvan pisliği kokuyor burası. Oranın gübre dolu burada. Ona ses ne ya? Uf diye bir ses. Evet. Şu bacalardan olmaz. O ne var ki? Ona dedi ya gel gel. Sen ışıdık da ben hayvanın yanına çıkar. Burası inek de kokuyor. Öküz öküz boğa çıkıyor ama burası bayağı büyümüş. Sen önden geç abi, kamera önden geç. Ya burası bahçe çıkıyor. Abla bahçe. Burada bakalım burayı hızlı geçelim çünkü NATO binası bayağı büyük. İçine girilmiş. Vay lan çarpılmadık ki. Ne var orada? Tuvaletle banyo. Burası bir
Bir katlı mıydı, iki katlı mıydı? Bir kat olması lazım. Tavan yüksek, bir katlı. Ama sanki üstte bir kat daha var ya. Ana merkez burası demek ki. Makinelerin olduğu yer burası. Evet. Şu internet şeyi olduğunu biliyorum da, bağlantı yeri. Yer toprak gibi olmuş aynı. Ya bildiğin toprak güzel olmuş ya. Böyle tohum atsan yetişir. Bir şey büyüyor ya. Alma kertenkele var ya. Evet. Ya şey, bu kapıda bir şey yazıyor ya. Böyle parlıyorsa ışığı kız. Çok yakından parlatır. Acı. Ya baksana şey olmuş. Toprak olmuş. Okuyabiliyor musun orada? Yok abi, hiçbir şey yazmıyor arkasında. Yırtılıyor. Yani ya da silinmiş. Var şöyle gibi de. Tedbirli. Girin içine. Yangın. Bir şey yazıyor. Yangın falan ya. Evet. Yangın odası falan. Evet. Ya da değerli evraklarım var. Hı-hı. Burayı kim kazmış ya? Şuna ki. Ne ya? Hangisi? Bu mekanizmanın parçası kalmış. Yukarıda da şeyler var baksana, demir. Mekanizma değil de. Demir ağır bir şey tutuyormuş demek ki. Baksana yukarıda demirler var. Karşıda da var. Allah Allah. Burası tek katlı olması çok saçma ya. Dışarıdan çok yüksek duruyor ya. Işığı açabilirsin yani. Yani bu kadar mı burası? Burası bu kadar. NATO yoluna girelim abi. Yok yok, tek katlı. O demin bahçeye çıktığımız yer burası. Amma kertenkele var ya. Yo, demin bahçeye çıktığımız yer değil mi abi? Yok canım, bu başka bir yer. Allah. Ha, burası boş, bir tane oda. Her taraf gübre dolu ya. Ne o? Siren sesi çıkarıyor ya. Yok ya, görmüyor mu? Tuvalet şeyi. Fırçasının kutusu o. Siren şeyi ne demek? Ha, burada trafo gibi bir şey var, fincan. Bu arada zaten açıklamasını yapmış mıydık biz ya? Levent de bugün konuğum benim. Çanakkale'ye geldim ya yanına. Giderken de anlatırız zaten. Hadi birkaç kere söyleyeyim de videoyu ileri alıyorlar ya, kimse. Ha. Burası küçükmüş ya, bana gözüme ne kadar büyük geldi şuradan. Bunun içi de boş. Her taraf böcek dolu ya. Dışarı geliyorlar. Makine mi koymuşlar buraya acaba? Ne makinesi? Büyük jeneratörler mi var? Olabilir. Üstlerine baksana. O yanına oturmuşlar. Aynen. Kazan. Bak orada kablo borusu falan var. Yani. Kablo borusu. Bu ıslak su borusu gibi bir şey. Ama bu jeneratör olsa burada bu kablo, kalın kablo girişleri olması lazım. Çünkü şundan çok büyük, yüksek elektrik çekerler. Bu jeneratör değil ya, başka bir şey bu. Allah Allah. Bir şey oturtmuşlar buraları da. Yakıt tankları mı vardı acaba? He, olabilir. Olabilir. Evet. Doğru. İki tane büyük yakıt tankım var. LPG tankı falan olabilir. Olabilir. Çünkü bu
buraya LPG çekemeyecekleri için tankları dolduruyorlar. Doğru. Bastırmak lazım. Abi yapışmış bu. Ama burada önemli bir şey var demek ki. Hani böyle demirle kapattıklarına göre. Evet. Bir betonun üst, hani ıslak betonun içine kapatmışlar bunu. Evet. Allah. Açılması mümkün değil ama ne? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar yeraltı sığınakları da var buralarda. Şimdi birazdan göreceksiniz. Sığınaklar da var. Yakın gel abi, tamam. Şuraya tutsana bir şey. Taş. Şu aşağıdan al. Ben dolaşmak çok uzun. Evet, buradan ineyim. Şuraya bir tutsana bakalım. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Arkadaşlar etrafımız tamamıyla deniz. Yani bu tarafımız böyle komple. Her tarafımız deniz. Sanki şu anda denizin ortasındaymışız gibiyiz. Yani şu anda öyleyiz de. Karşıda gözüken ışıklar. Adaydı değil mi orada? Işığı aşağı indir. Oradaki ışıkları görür telefon. Bakayım. Işığı kapat, ışığı. He. Acı. Olmaz. Bir dakika durdur abi. Netlemeyi bozmuşsun sen. Arkadaşlar senin sabit hani odaklamayla ilgili problem vardı. O yüzden tekrardan. Ekrana dokunmuşum. Kurgu murgu yok. Açayım biraz ışık. Aç aç. Karanlık oldu o zaman. O kadar çok böcek var ki hep koynuma girdiler. Arkadaşlar istiyorsanız bayağı bir yolumuz var. İstiyorsanız derken ben öyle istiyorum şu anda. Durdur abi kaydı. Tamam. Gittiğimiz zaman devam edeceğiz çünkü çok yol var. O yüzden boş bir yol videosu izlemeyin. Ben kayıttayım abi. Girdim vallahi. Arkadaşlar burası girişi, nizamiye girişi yani. Burada bir tane de şurada bir yerde var. Burası büyük bir ihtimal asker ya da polis bekliyordu burada. Çünkü NATO binası olduğu için giriş burası. Arkadaşlar bu arada videolara konuk olmak isteyenler Instagram'dan ya da bilinmeyen ffetotmail.com'dan bana yazsınlar. Gördüğünüz gibi bu gerçi spontane oldu şu anda Gökhan'ın bize gelmesi ama evet. Çanakkale'ye geldiğim için Gökhan da bana yazmıştı. Aslında bana 2 gün önce yazdı. Evet. Ben de tam bugün dönüyordum. Böyle bir yer olduğunu söyledi. O yüzden buraya çekim yapmaya geldik beraber.
Yani siz işi şansa bırakmayın. O yüzden gelmek isteyenler mail olarak ya da Instagram DM'den yazabilir. Bayrak var orada. Arkadaşlar ilk önce şurada bir bina var, oraya gideceğiz. Biz buraya gündüz geldik. Etrafa baktık. Çığlık atıyorlardı. Evet. Hiç ses yok. Hepsi kaçtı herhalde. Anzaklıydı galiba. Arkadaşlar burada devasa dinozor iskeletine benzer iskeletler var. Şuna baksana ya. Bu iskeletlerin parçaları da daha şuralara böyle dağılmış yani. Şurada ileride de iskeletler var. Da büyük bir ihtimal bu. Hayvan parçalmış ha. Manda mı, inek mi bilmiyorum. Çok büyük ama. Şuna bak ya. Şey, suratına benziyor yani şu iskelet kafası var ya. Ne o Transformers'ta Bumblebee vardı ya. Neyse burayı kullanıyor herhalde birisi. Burayı çekmeyelim. Şurada bir iskelet var. Ya burada fazla bir şey yok aslında. Biz öteki binaya geçelim. Çünkü içeriği biri kullanıyor. Samanlar falan var. Herhalde o ineği bir hayvan yiyince daha kullanmıyor galiba. Aynen. Kemik, bütün et parçalarını kopardığına göre demek ki bayağı birkaç tane hayvan parçaları var. Buranın mimari yapısı dıştan ne kadar normal böyle bir okul ya da eve benzediğine bakmayın. İçeriği gördüğünüz zaman siz de hak vereceksiniz. Su kanalları falan var. Hamam desen hamam değil. Hamamda çünkü böyle ahşap bir pencere olmaz. Yani değişik bir şeyi var içeride, ben de anlamadım. Su kanalları, su yolları falan var. İlk önce istiyorsan gel şu şeyleri. Aynen. Burada 3 tane sığınak var arkadaşlar. Bir tanesi kuyu. Gel abi. Göster göster. Gene kaşıyor. Şu bayağı gidiyor. Bayağı gidiyor o tarafa da. Büyük yukarıdan göstermen yeterli. Burası da tahliye borusuna benziyor, bilmiyorum. Burada da bir kuyu var. Bir kuyu diyor. Sığınak. Bayağı gidiyor işte. Burada da çok büyük bir kuyu var. Yani kuyu dediğime bakmayın. İçi kuyuya benziyor diye ben kuyu diyorum. Yoksa kuyu falan değil yani aslında. İçeriye gösterebilirsin. Sen ışığı ver bana. Arkadaşlar buranın derinliği nereden baksan 4-5 metre var. Yani insan boyundan bayağı bir yüksek. Düşsen çıkamazsın buraya. Aynen, mümkün değil. Merdiveni falan da yok. Gidelim buradan şimdi binanın içine girelim. Düşme abi.
Şimdi şöyle bir ufak bir açıklama yapalım. Çok mu parlıyor? Haha, biraz kız. Araba gelir buraya, harfiyat falan mı getiriyor? Olabilir, harfiyat olabilir. Şimdi arkadaşlar, biraz önce de söyledim zaten. Bilinmeyen kanalında ben takipçileri de alıyorum zaten ama ben kimseye kalkıp da hani benle beraber gelin diye yazmıyorum. Sizin elinizde yerler varsa, mesela Gökhan'ın bugün yapmış olduğu gibi daha önceden zaten aradı beni. İki gün önceden haberleşmiştik ama evet. Bugün denk geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Bugün bütün gün sponsorumuz oldu bizim. Ben teşekkür ederim. Kalkın helal et bu arada. Helal olsun ne demek. Siz geldiniz benim için. Yani dediğim gibi Instagram'dan ya da mail olarak yazarsanız her türlü gelme ihtimaliniz olabilir. Ya da ben sizin tarafınıza geliyorsam zaten sizi de almış olurum. Bu arada şimdi şöyle bir durum var. Ben bugün davet yapmadım. Çünkü Levent'le Gökhan'ın yani şahsi bir koruması olmadığı için şu anda davet yaparsam sıkıntı yaşayacakları için yapmadım. Hiçbir şey yapmadım yani. Davet yapmadım. Herhangi bir şey imzalatmadım. Evet. Kurguyla ilgili hani kurgu yapacağım ben falan filan öyle bir şey de demedim hiçbir şekilde. Hayır, evet. Öyle bir şey zaten yok. Burada olay olur ya da olmaz. Zaten buranın efsanesi farklı. Onun tamam hani gerçeğini anlatacağız birazdan binanın önünde. Hani burası cinlerle alakalı olan bir efsane yok burada. Ama dağın tepesinde bir yer olduğu için çok zaten hani terk edilmiş burası. O yüzden cinlerin olmama ihtimali çok yüksek. Olmama ihtimali çok az. Biliyorsunuz hadis de var. Onları görmüş olsaydınız dışarıda yürümeye adım atmak yer bulamazsınız diye. Bu arada bilinmeyen kanalında destekte bulunmak isteyenler katıl butonuna basarak destek olabilirler. Gel abi. Ya burası değil. Şu büyük odayı. Ya. Ha burası. Göster abi. Su kanalları var. Betonu da dümdüz. Bakmayın şu anda burası üstü gübre dolmuş gözükmüyor. Çok hayvan girmiş. Hani şurada da bir şey varmış zaten bak. Burada bak havalandırma gibi bir şey var. Burada da böyle bir şeyler varmış. Ağır bir şey varmış demek ki burada. 4 tane demir parçaları, 5 tane demir parçaları var. Bir şey bağlıymış yani. Burada büyük bir şey bağlıymış. Belki de devir daim bağlanıp borular geçiyor olabilir. Fener elimi yaktı. Ama boru geçsin diye de böyle bir şey yapmazlar ya. Bu bildiğin su yolu. Evet su yolu. Ve buradan buraya da geçişler var yan oraya. Aynen yara kadar bir geçiş var. Buraya da bakalım. Üstünde kapaklar da varmış bunun. Ama bu... Ne amaçla kullanıyor onu anlamış değilim. Tamam desen tamam değil. Bak burada pervane deliği var. Tamam. Ona geçer patron. 2008'de yapmış adam. Neyse şu arka tarafa geçelim. Su büyük. Buradan da geçebiliriz. Yalnız arazi çok geniş. Arazi geniş de çok kurak bir toprağı var burada. Burada da var bir oda. Pencere, hani burası su depası güzel ama pencerenin ne işi var burada? Su deposunda neden pencere olsun? Bak bunun pencereleri ahşap değil. Gel abi. Okey. Burası bayağı derin. Burası baraj kapağı gibi aynı. Çok değişik. Su boruları var. Büyük büyük. Bak orada bir boşluk var. Yukarıda o boşluk yok ama. Yok. Orada bir boşluk var ve beton var arkasında. Duvar var. Demek ki bu böyle gidiyor. Karanlık yuvaları var.
gidebiliriz. Ya burası helikopter alanına çıkıyor. Şu an oraya çıkıyoruz. Tamam. Arkadaşlar burada bir beyaz boyayla çizilmiş bir yuvarlak var ve siz şu anda kamerada göremeyebilirsiniz ama burada H harfi varmış. Şurası gözüküyor. Gözüküyor mu? Aha, beyaz çizgi. Çizgi var yani burası helikopter pisti olarak hani söyleniyor ama burada 45-50 senelik ağaçlar var. Hani helikopter buraya şu an inmesi mümkün değil. Hani 30 sene önce de inmesi mümkün değil. Yani bu nasıl bir helikopter pisti bilmiyorum. Drone mu şey, drone küçük bir şey mi bu? Anlamadım yani. Yan yanın. Yok yok. Tane sığınak var yine. Bu sığınaklar bir yere açılıyor mu? Birbiriyle bağlantılı değil mi? Bağlantılı. Şuraya gidelim. Şuradan. Oda gibi abi burası. He? Abi bak oda gibi. Buradan odaya geçiyor. Geçiş var. Aa evet. Evet. Kamerayı gösteririm acaba. İçeride bir tane daha şey var. Ne var? Aynı bunun gibi bir delik. Ne diyorsun ya? Aynen abi. Oğlum ne biçim acayip kara fatmalar var ya. Hamam böceği dolu. Bir de şey, sivrisinekler çok kötü ısırıyor. Arkadaşlar burada öyle bir değişik bir yapı var ki. Hani şu anda bulunduğumuz yerin zemin altında da sığınakları var. Bir de burası hep böyle hani binanın bitiminden hep yukarı bir tepe var. Yani değişik sığınaklar bizim bilmediğimiz, bulamadığımız şeyler de olabilir burada. Nasıl yapalım? Sen abi telefonun fenerini aç. Sen burada dur. Biz aşağıdan girip şuraya bir bakalım. Tamam. Burası bir yere gidelim. Kamerada yakın gibi gösteriyor ama. Acayip canım. Efendim? Ha şurada. Ha evet. Evet burası zemin altında olan yer. Ve burası büyük bir ihtimalle bilmiyorum kömür parçaları var burada. Şurada da kazan daireleri var. İstiyorsan ver bana kameraları. Yok vereyim. Ya da bir dakika. Sen bana kamerayı verdin de. Sen al abi sen. Orada şeyler var, sığınaklar var iki tane daha gelirken. Tamam. Onları da kameraya göster. Tamam. Bir saniye. Ekrana değme. Değdim bre. İnşallah kapanmamıştır. Yok kapanmadı. Tamam. Ver abi şurada. Gel oradan. Tamam.
Acayip geniş bir yer. Kanter içine kal. Burada var bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Burada merdiven de var. Burası depo gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle tutayım. Aşağı. Efendim. Ha, geliyorum. Öyle bir bağırdın ki aklım gitti. Şurayı da göstereceğim. Boş bir depo. Neredesiniz? Burası kazan dairesi. Kazanların olduğu yerler. Kalorifer tesisatının da başlangıcı burası. Burası burada da yerde kömürler var çünkü. Kömür parçaları da burada da var. Gerçi burada gübreyle her şey karışmış birbirine de. Zengin bir toprak, toprak yapısı var. Tuvalet falan herhalde. Burası bulaşıkhane. Yani biz öyle tahmin ettik bugün. Çünkü yukarıda mutfak var. Bayağı ayrı bir mutfağın burada olması çok saçma. Çeşmeler, büyük muslu şeyler olduğuna göre burada bulaşık falan yıkıyorlardır. Yani mermer yapmışlar. Aynen. Burası yerin bir kat altında. Bunların giderleri demek ki bunun daha altında bir yerler var. Evet. Yani giderleri de aşağı gittiğine göre. Yani daha altta da var bunun ama tabii girişi bilmiyoruz. Hani gizli bir oda var. Hani filmlerde oluyor ya dokunuyor açılıyor demek falan. Belki öyle bir şey buluyoruz. Ama gübreden her taraf hiçbir yer gözükmüyor. Her yer gübre olmuş. Bunları gösterdim ama. Merdiven de var bunlarda. Bunda merdiven iki tane kalmış. Burası çok küçük ama. Bak burada bir kanal var. Su kanalı. Su borusunun. Aynen burada kanal var. Şey VC giderleri falan olabilir mi? Olabilir. Aynen olabilir. Ama VC giderini adam niye merdiven yapsın? Tıkanır. Oğlum bok dolu çukur içine merdiven mi gidiyor? Tıkansa ne olacak? Şey tahliye motorları var ya. Şurada sığınaklar var. Onlara bir girelim. Neredeydi onlar? Bu taraftaydı. Bu taraftaydı. İlerideydi galiba abi. Hayır canım, neyse ya. Bizim ufağında böyle o kadar. Şöyle gel. Baksana burada bir set var. Aynen. Sanki burası üstüne böyle bir kum atılmış gibi bir şey var. Kum zaten o. Evet, kum. Doğru.
üstüne bir şey atılmış. Bir şey kapatılmış gibi. Evet. Abi daha ileride geldi yani. Evet. Aman abi. Solunda kırıldı. Abi bu taraflarda. Kayıttayım ben abi. İşte orası. Arkadaşlar deli dağlar gibi bir oraya bir oraya koştuk koştuk. Abi ışık tutma. Adam yol burası işte. Oğlum şu ben de aşağıdaki yoldan bahsettim mi? Tamam hiç benzemiyor. Buraya benziyor. O taraf benzemiyor. Yok ya ben buraya çok girmedim. Çok derin. Şimdi. Yok yan tarafta bak hemen yanında. Oğlum ben böyle ağaçta yere girdim. Burası burası. Burası gel. Abi. Ağaçta değildi bu kadar ya. Hayır vardı abi. Gel. Allah Allah. Hop. Lan. Oğlum cinler değil ağaçlar gebertecek burada. Burası abi senin gibi. Cin ağacı abi bunlar. Hayvet sen buraya girdin. Aynen Levent. Girsene. Şuradan al çekimi. Ben girdiğim zaman bana doğru yaklaşırsın. Tamam. Orada bir tane daha mı var? Aa bir tane daha var orada. Evet evet bir tane daha var. Ben içeri girerken sen de şey yap. Ne onun adı? Tamam. Şunu bana ver. Ben sana kamerayı da veririm. Kamerayı şimdi İçeri çek. Usta sen ışığı şöyle tutsana bak. Tamam. Demirler paslı ya düşme. Çok pis rutubet kokuyor burası. Nutubet mi? Nutubet. Kamerayla ışığı istiyorsanız. Ben vereyim abi baksana içersen. Siz niye gelmiyorsunuz? Biz böyleyiz ya. Ben. Hop bir saniye. Lan tutunacak yerim kalmadı. Of. Arkadaşlar odaklama problemi olduğu için durdurup tekrar başlatıyorum. Burada yuvarlak bir boru var. Levent. Burada yuvarlak bir boru var. Bu boru gidiyor. Boru buradan da ileri de gidiyor. Bu ne ki ya? ...35 yıl önce... ...burada bir şeyler... ...oluyormuş. Levent! Levent! Nese cevap vermiyor.
Yakala. Kaybolsak ne yaparsın acaba? Hiçbir şey. Sen benim Nova Prospect'le şey karıştırdın galiba. Kanka reklamı yapma boşuna ya. Hacı ekrana dokunma. Tamam. Böyle al, ekrana dokunma diye şey. Tamam, biz gidiyoruz. Arabanın anahtarı bende yalnız. O zaman. Ya biz de zaten arabanın yanına gidiyorduk. Yalnız size şunu söyleyebilirim. Gündüz bunu keşfetmemiştim de şimdi gördüm. Şu kadar geniş, şöyle bir boru, bak böylemesine gidiyor. Böylemesine uzun gidiyor. O boru hem de şuna gidiyor. Şuna abi. Bunlar bir tane evrak bırakmamışlar burada ya. Karton. Ulan ağacı bir salladım, sivrisinek istirahatına uğrayacağız burada. Gel abi. Tut buraya. Burada da var. Bunlar bağlantılı değil değil mi birbirine? Bu hepsi birbirine bağlantılı. O yan taraftan burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Buradan niye çıkmadın? Şununla ikisinin arasında set var, duvar. Bununla bu bağlantılı ama böylemesine boru gidiyor bak. Böyle çaprazlamasına, şuraya ışıtsana. Demek ki o boru gidiyor buradan bir yere. Havalandırma gibi bir şey. Havalandırma değil. Havalandırma değil ya. Allah. Yani su borusuna benzer bir boru gidiyor. Buradan gidemeyiz. Gidemiyoruz abi. Böyle anlayabiliriz. Aga, şu Furkan, oradan ses geldi ha. Nerede? O taraftan. Şey, öksürük sesi gibi. Yok acı. Bana geldi de. Kameraya yansıdım bilmiyorum. Şey gibi ya. Öksürük gibi de biraz kalın. Allah tövbe yarabbim. Ezan. Hacı şimdi işte bir şey olacaksa şu saatten sonra olacak zaten. Yatsı mı bu? Ne yatsı ya? Yatsı. Yatsı değil mi? Saatler şey oldu ya. Acayip büyük bir yer terledim. Ne var? Mendil. Eyvallah. Tamam, biz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bu video çok uzun oldu çünkü. Işıksızız. Bir dakika. Burada ıslaklık var. Aa. Evet. Yoktu. Bir dakika lan. Bir şey yok. Bir şey yok abi. Levent, ışığı önünde mümkün mertebe tutma. Şarjı bitti çünkü. Tamam. Ekstradan güç sarf ediyor. Burası NATO'nun ana binası herhalde. Evet, ana binası. Ben internete bakacağım arkadaşlar. Ya internette gerçek bu hale gelmeden önceki halini bulabilirsem şu anda tam benim çok konuştuğum bölümü şu anda zaten ekranda görüyor olacaksınız.
Yalnız aga o ıslaklık neydi? Ne? Islaklık. Tuvalet burası. Oğlum boruyu nasıl yamatmış ya? O boruyu niye yamatırsın ki? Şey ya. O adam böyle yamatmış bunu. Yamatmış. Satacaklar ya. Çıkarmış. Bundan sökememiş ya. Duydun değil mi? Acı biri yürüyor. Ben sakatlama kendini. Kayar mısın? Işığa vereyim mi? Burası neresi ya? En yan tarafı. Ben bastım ya. Lan ne yapıyorsun? Peş şişe varmış. Arkamdan çekilin, bir şey görürsem atlarım ben. Hani pek bir şey gözükmüyor. Bu şu ana kadar bir yarım saat olmuştur şu anda video. Bir şey olmadı ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yani. Ya arkadaşlar, ne kadar kalabalık olursak enerji o kadar fazla düşüyor. Yani kalabalık oldukça olay olmama ihtimali daha yüksek. En ideali iki kişi. Ya, ya şunu da nemli zaman. Burası ne ya? Lavabo herhalde. Evet, lavabo. O siyah, ha, poşetmiş. Yalnız biri yürüdü temin ha. Ha, ha, duydum çatırtı. Çatırtı sesi geldi. Hani oda basarsın ya. O ses geldi ya. Burada ne oldu lan bir şey? Bu ne? Bu ne? Bayan tuvaleti mi bu? Araba sesi var. Araba mı geliyor? Gidiyor. Aa, ya burada ne yolu var? Bu arabalar nereden geliyor? Aferin, onlar şantiye. Şantiyeler oradan aşağı geliyor. Dur dur dur, açma açma. Kız kız kız. Işığı aşağı tut. Şurada beyazlığı görüyor musun? Evet. Evet. Tut abi ışığı. Gidiyor. Kapat. Aa. Kapat. Aa, şey değil mi? Gökyüzü olmasın. Hayır. Hayır oğlum, gökyüzü olsa aç aç ışığı. Yok. Aşağı tut ışığı. O siyah şey ne? Oğlum baksana, orada bir şey var. Sen görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ben mi görüyorum? Tam ortada. Yo, ben de görüyorum. Tam ortada. Allah Allah. Neyse. Yanılıyor da olabiliriz. Kesin bir şey diyemem. Abi her metrekaresine nasıl sıçmış ya? Ya arkadaşlar, burası var ya. Bilmiyorum, var mı burası 10 dönüm? Var var. Fazlası var. Yani 10 dönüm derken şöyle söyleyeyim size. 1000 metrekare belki var bu binanın olduğu yer. Tabii var. 1000 metrekareye abartısız her metrekaresine sıçmış ya. Hani hiçbir boşluk yok şu anda. Yani organik gübre diyebiliriz. Aynen öyle. Şu an buraya tükürsen bir şey çıkar. İnsan evet. Çıkar. Yok, hayvanda da nasıl bir sevda var? Hep buraya mı yapmış ya? Bence bunlar yaban dağ keçileri. Burada var mı yaban dağ keçileri? Ya burada yok aslında. İyi de bu ne o zaman bunlar? Bu kadar. Ya bu ıslaklığı bir sürü. Şu benim dikkatimi çekti ya. Bu ne ya? Abi ışığı getir, ışığı, 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 getir, getir, getir. Ha, dur. Aşağı tut şuna, o ışık ne? Şey, abi şuraya tut, şuraya, şuraya. Acı buradan bak ekrana. Dur, heh. Bekle. Ha, deniz feneri var değil mi? Fener ışığı. Burada küfür
küfür falan yazıyorsa çekmedi. Yok. Türkiye'de, hatta dünyada diyebilirim, küfür küfür olmayan tek kanal. Bilinmeyen kanalı. Bugün konuşamıyorum ben ya. Bir şeylik var bile dilimde. Bence araba orada mı? Orada. Ne var lan arabanın altında? Kağıt gibi bir şey. Çatırdamaz mı? Burada da var. Abi kaloriferin dibinde burada devam çukur olmaz. Burada kalorifer tesisatı var. E bu nereye iniyor? Bunun alt katı şey değil miydi? Kazanların olduğu. Evet, kazanların olduğu yer. Doğru. Allah Allah, çok bir enteresan şeyler. Ama belki zeminde böyle internet, elektrik, melektrik şeyler de olabilir. 30 sene önce internet yoktu Türkiye'de ya. Şafak yazmış abi. Ne? Şafak 180 diyor. Onlar önemli değil ya. Burada ateş de yakmışlar zaten. Tavan şey gibi olmuş aynı. Buraya girdik mi? Girdik. Kayalar nerede yapmış? Bunlar var mıydı ya? Hatırlayamadım. Buraya biz bot ekledik. Buraya mutfak falan nerede? Tutsana şuraya. Aa. Lan bunun altı boş. Ağaç mı çıkmış oradan? Ağaç bu. Kırdıkları şeyleri mi? Ama toz kalktı. Bir de burayı çözemedim. Siyah bir bölüm. Siyah bölüm değil bak. Burada bir çerçeveli bir şey varmış. Yani çerçeve gibi bir şey var burada. Bu ne? Onu çözemedim. Bir de bu yanık değil herhalde. Bu boya. Vallahi evet, boya. Çünkü yani yanık böyle olsa yanlar beyaz yanlar. Aynen. Doğru. Şey olurdu. Burası mutfak. Aşağıdayken de söylemiştim zaten. Elektrik şeylerine bak, demir. Ulan içindeki tellerini bile almışlar ya. Vay arkadaş. Ağır. Buraya askerler mi geliyor? Aşağıda siz kireç yeri görmüştünüz ya. Kireç görmüştün ya Telal. Evet. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Neymiş o? Karpit kazını. Karpitle bunları eriterek kesmişler, buraları almışlar. Eskiden gazaltı kaynakları falan yoktu ya da oksijen kaynağı.
Oksijenle açıyorsun yani, ısıtıyorsun bir şeyi. Isıtarak eriterek bu boruları almış adam ya. Ulan bu kaç para eder? Dayanmaz. Şey aç, niye kıstın? Küçücük nokta olarak gözüküyor. Sahil güvenlik yok hiç. Ne odaklama ya? Ne odaklasın? Hayır. Buradan zemin gözüküyor. Burası herhalde sekreter ya burası. Odan sekreter bir şey var herhalde. Yani burası banyo. Burası da tuvalet. Burası oturma salonu. Burası büyük bir konu şeydir. Nasıl diyeyim? Yemekhane olabilir burası. Olabilir. Büyük. Yani yemekhane, televizyon, televizyon onlar. Genelde öyle oluyor. Şu yukarıdan gelen borgen burası ya. Hayret, o demiri nasıl almamışlar? Kürlenmiş. Ama çok enteresan. Tavan, çatıda ne var ki? Bak hep, her tarafta var ha. Evet. Her pencerenin orada var. Ve böyle bak, buradan aşağı mı geliyormuş? Kalorifer tesisatı yukarıdan mı geliyordu acaba? Yani bizde normalde... Ama yok. Burada aşağıdan bak, bir şeyde de var. Valla arkadaşlar, bana göre güzel oldu da, bazılarına göre güzel olmamış olabilir. Şu an bir olay olmadı. Olay yaşamadı. Oraya gittik mi? Yok, buraya gitmedik. Hepsi birbirine benziyor. Labirent gibi ya. Aslında labirent gibi değil, öteki tarafın aynısı. Evet, duvarı yıkılmış. Buraya bir yeni gelmiş adamlar, ne var ne kalmış, daha yeni kesmişler ha bunlar. Daha yeni bunlar. Aa. Eski değil yani. Bir bak, adamlar o zaman yapmışlar, bir kapatmışlar adamlar bir şeyle. Yani boya, boyası yeni duruyor. Şey, Levent şuradan çatıya tutsana ya. Bakın şu çatıda ne var? Güneş enerjisi mi var sence? Yok. Bir şey yok. Çatı da çökmüş. Burası başka bir şey için kullanıldı mı? Hayır, kullanılmadı. Arkadaşlar burası, şöyle size söyleyeyim. Kapanma nedeni tam anlamıyla burası NATO, bildiğiniz üzere söyledik zaten, NATO binası. Yani burada büyük bir ihtimal NATO olduğuna göre hangi askerler oluyor burada? Amerika mı? Hayır, Türk askerleri de var. Dünya. Türk askerlerinin yanında yabancı askerler de var. Yani yabancı askerler de var burada. Burada arkadaşlar, burası denizaltıları mı? Evet. Denizaltıların tam aşağıda, zaten gündüz videolarına baktığınız zaman göreceksiniz. Ben çektim o burnu. Aşağıda deniz var. Buraya yine bir 5 kilometre, 10 kilometre uzakta gerçi de. Baba dur. Tahta kurusu o. Acaba tahta kurusu bu kadar ses mi yapar? Yapar. Yani öyle diye umuyorum.
Daha çok ses yapsın. Hani ben inanmam için benim daha çok ses yapması lazım. Burası denizaltıları kontrol etme yeri. Daha doğrusu artık NATO'nun denizaltılarını kontrol etme yeri. Bildiğiniz üzere NATO'da olan ülkeler sadece üye olan ülkelerin denizaltıları kontrol ediliyor. Bu hattan geçenler sadece. Burada bir Türk askeri abi sesi var burada. Aşırı buraya giriyor. Şey yok. Bak. Boş ver takılma. Burada olan bir Türk askeri bir Rus denizaltısının bu bir efsane tabii. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Rus denizaltısını tespit ediyor ve altın yüklü, evet, altın yüklü. Tamamıyla artık nereden aldı, nereden nereye götürüyor kimse bilmiyor. Bu Türk askeri bunu yakalıyor ve gemiye de herhalde el koyuyorlar. Evet. Ondan sonra bu asker ne oluyor kimse bilmiyor. Birdenbire de apar topar burası zaten 5 sene mi kullanılmış? Evet, 5 sene kısa bir süre. Yani burası 35 yıllık. Evet. Ve 5 sene sonra terk ediliyor. Yani bu olay gerçekleştikten sonra terk ediliyor. Bu olay olmamış olsa bile yani önemli bir şey olmuş ki burada demek ki NATO burayı terk ediyor. NATO derken Türkiye terk ettirmek durumunda bırakıyor burayı. Evet. Çünkü Türkiye toprakları burası. Yani NATO'da hiçbir şey diyemez burada. Çok isterdim benim bu bölümde falan filan bulmaktım. Var sıra toprak altında vardır. O ne ki? Neyim bu? Ha burada bir tane daha var. Abi buraya burası kışın nasıl olur biliyor musun? Çift cam yapmışlar. Pimapen olmadığı için o dönemde herhalde. O yıllarda. Burası bir yüksek. Çift karşı. Yüksek. Ya gelmem burayı geberirsin ya. Tabii. Ses buradan gelmedi bak o taraftan gel. Yok yok gık gık diye ses geldi. Aa bak bak orada beyaz bir şey var. Ne o? Nerede lan? Ağaç galiba ya. Kireçlenmiş. Ama ne yapıyorsun kanka aklım gitti ya. Neyse arkadaşlar, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sizin için, yani benim için çok önemliydi. Şimdi bu videonun devamında, ışığı aşağı indirsene bir. Lan fayans parlıyormuş. Tamam. Gökhan'a da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize eşlik etti. Bir şey olmasa da mekan 10 numara bir mekan. Tam korku filmi çekmek için bir yer. Davet yapmadım. Bu arada. Çünkü kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Ben buradan sonuçta gideceğim. Gittikten sonra adam uğraşacak burada yani. Sonra o adamla yine ben uğraşacağım. O yüzden davet yapmadım. Ama sizin için gene güzel bir deneyim oldu. Zaten bu videodan sonra başka bir video gelecek. Her zamanki gibi. Levent senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim tek söylemek istediğim videoyu like atsınlar, yorum atmayı da unutmasınlar. Aynen arkadaşlar, bilinmeyen Facebook grubumuz var, oraya gelebilirsiniz. Kamera arkası görüntüler, fotoğraflar, ne bileyim ona benzer şeyler hepsi orada olacak. Çekim öncesi spoiler gibi fotoğraflar paylaşıyoruz. Herkes önceden bilgilenmiş oluyor. Aynen arkadaşlar, odalar açılıyor, canlı yayınlar yapılıyor. Her akşam oda açıyoruz genelde. Bazen bir iki gün açılmıyor ama genelde 5 gün fix oda açılıyor. Canlı görüşebiliyoruz oralarda. Gruptaki tüm arkadaşlarımızla görüntülü görüşme yapıyoruz yani sonuçta. Sorularını soruyorlar, cevaplıyoruz. Başka bir şey söylemek istemiyorum artık. Yayını durdur abi. Bilinmeyende kalın.